Sonra devam ederiz. Evet efendim. Bu arada biz açık söyleyelim mikrofon problemini halledemedik. Ben bu yayının bir kaydını yeni dinledim. Hakikaten tam dımbı dımbı bir ses geliyor mikrofondan. Şimdi önümüzdeki haftaya bir bakıyoruz benden değil mikrofondan. Çok ince bir ses geliyor ki çok tamlam bir tambur şeyi bu. Onik tambur. Bu şey gibi ses verir. Ama inşallah haftaya çözeceğiz. Evet. Yani o şey enteresan bir mesaj geldi. Enteresan mesajlar evet, geldi. Onu size de bir, geliyor. Suriye'nin yanı sıra Irak'ta. Bir dostum mesaj gönderdi. Efendim Irak'ta Kerkük'te neredeyse diyor bütün TV'ler diyor kilitlenmiş Habertürk'e diyor. Sizleri seyrediyorlar diyor. Çok güzel. Zaten şimdi efendim biraz sonra o Irak petrolleri meselesine geleceğiz. Çünkü ben de bazı belgeler ve evrak getirdim. Galiba sizde de onun bilgisi varisleri var. Yarın petrol dağıtmaya mı başlayacağız inşallah? Vakıf kurmadan olmaz. Vakıf kuracaksınız, üye alacaksınız bakma. Biraz sömüreceğiz. Biraz değil bayağı. Böyle yapalım. Böyle kitaplar çıkacak. Kurmuşlar zaten. Böyle kitaplar çıkacak. Evet. Şey diye. Ben valide sultanım bilmem neyim diye. Allah Allah. Bizim milletin bir kısmı acır yardımı da bir kısmı da bir koyup 500 alayım diye verir. Evet. Yani herhalde o var. Büyük ihtimalle oluyor. Yani bir koyayım. Erhan sana soruyorlar. Ama aslında misafirlerimize bu son gelen bir soru var isterseniz araya verdik ondan sonra. Arada konuştuğumuz konu. Gelenek. Ailede o adetler devam ediyor mu Osmanoğlu ailesinde? Erkek çocuklar yetişti ölürken özellikle bu eski adetlerden faydalanıyorlar. Mesela şu anda biz normal bir aileyiz. Hanedan aileyiz, Osmanoğullarıyız. Fakat sarayda yetişmediğimiz için şu anda iki unsur bizim için çok önemli. Hem ben çocuklarıma bunu söylerim. Hem büyüklerimden de bunu öğrendim. Dini bilmek, Türk olmak. Bu. O kadar. Temel. Temel bunlar. Ya başka ne kalacak zaten? Evet. Ne saray kalmış. Saray kalmayınca zaten gelenekler kalmıyor. Hanedan kalmamış, saltanat kalmamış. Yani ilk nesiller biraz muhafaza etmiştir. Evet.
Ama sonraki nesillerde o saray gelenekleri zaten unutulacak. Bir de zaten birçok pakuzar üret içerisinde. Yani sadece o kısmı geleceğiz. Yani ölmemek için. Evet söylediler yani. Şey dini bilmek, Türk olmak. Evet. Bu iki unsuru işlemeye kalkarsanız inanın sabaha kadar da yetmez yani evet. Program. Yani onun için seyircilerimiz bunu anlamıştır yani. Evet anlamıştır. Hiç alakası yok ama kusura bakmayın böyle şey yapıyorlar. Yine heyheler mi geldi? Heyheler. Bu şarkının az icra edildiğini iddia ettin. Sanki babasının oğluyum ettin. Ettim. Sen iyi anlamışsın ettim. Nereden biliyorsun? Sen insanlar sadece pop arabesk mi dinliyorlar sanıyorsun? Bir de araştırmacı yazar olacaksın. Delil göstermeden konuşma inanmazlar. Ben inanmadım mesela. O senin anlayışınla ölçülüdür. Cevap veren Soner Bey. Yani reklama girecek ama söyleyeyim mi? Bu şarkının notasını ilk önce Halil Can rahmetli musiki mecmuasında çıkmıştır tek meyanlı. Okuduğumuz şekli bugün bir iki devlet korosunda okunan şekil bunu söylediğim için özür dilerim. Benim Sultani Besteler diye bir kitabım vardı. Sultan Vahdettin'in 40 küsur şarkısını ben yayınladım. Oradan anlaştır. O okunuyor. Ben yayınlanana kadar da okunmuyordu. Yayınlaya kadar da. Anladın mı? Yani bazı şeyler neyse. Evet efendim şimdi yakında sana nota gönderdiler alıp kutlayın. Ya kardeşim Sultan Vahdettin el yazısı ben değil. Hatta şeyin çıkma hikayesi de tuhaftır. Rahmetli Hanzade Sultan Paris'te o ben Şah Baba'yı yazmadan önce ya dedi bir şiirler şiir gibi bir şeyler var dedi. Baktım müfte. Sözler var sadece şiirler var. Nota yok. Evin altını üstüne getirdik nota çıkmadı. Aradan 3-4 sene geçti. Neyse Şah Sultan bir gün bir de notalar buldum. Neyin nesi bunlar dedi. Paris'te çıkan sözlerin müzikleri. Müfteleri. El yazısıyla Sultan Vahdettin'in. Sen onu yayınlamadan önce Vahdettin'e ait hiçbir beste bir tek bu şarkı tek meyanlı bilinirdi. Ben bilmiyordum. Meyan üçüncü müsaade. Tek meyanlı odur. Yani o sıkıntılar içerisinde o yani çok enteresan. Kanunç oluyor. Dışarıda mı yapmış besteleri Türkiye'de? Çok güzel. Onu bilemiyoruz. Hayır, tarih yok. Tarih yok. Yalnız bazı sözlerden anlaşılıyor. Mesela sevgiliden ayrılırım demiyor da vatandan ayrılayım diyor. Dışarıda daim yapmış. Vatanda falan diyor. Ondan San Remo. Veya başka bir olabilir. bir yani odur şeyse. Ve okunan şarkı o benim yayından sonradır. Bir de araştır Sultan-ı Besteler kitabını oku. Evet değil mi o kitabı bulabiliyorsa efendim. Piyasada yoktu bu kitap onun için reklama da girmez. Çünkü ben hiçbir zaman şunu yaptım, şunu yazdım, bunu yazdım demeyi sevmem. Bazı yazarlar böyle çıkarlar. Kitabı elinde böyle şey gibi doğuşu ben göstermem onu. Ama bitmiş kitabı söylerim. En güzeli şey oluyor al bunu oku. Ben onu kitapta yazdım. Evet. Kitap uzatıldı. Efendim. Julia Cat. Dear All. Bu birkaç defa geldi bu soru. We as a family are waiting for an answer to my mother's question. Annemin sorusunda cevap bekliyoruz. What does Hamidiye means? Hollanda'dan geliyor. Annesinin ismi Hamidiye'ymiş. Hamidiye nedir diyorlar. Hamidiye müennesi yani femineni Hamid, Hamide. Ama ona ben şimdi yeni karşılıklarını bilmiyorum gramerde. Ya Hamide çeşmesi olan Hamidiye çeşmesi olan. Yani Hamide ait ona budur. Hamidiye diye isim nadirdir ama Hamide olabilir. Akrabamız mı? Yeni mi çıktı? Yok. Hayır, Hollanda'da soruyor. Annesinin isimliymiş Hamide. Ne diyor diyorlar? Hamide değil, Hamidiye diyor galiba. Hamidiye diyor. Hamidiye diyor. İşte Hamidiye suyu, Hamidiye kışlası, Hamidiye çarşısı. Yani Sultan ama Hamid tarafından. Bir dakika, Hamidiye isim var. Var mı? Bayağı nadir. Çok nadir. Türkiye'de nadir deniyor bakalım. Hamidiye. Biz de Hamidiye. Hamidiye, Şam'da ben duydum. Hamidiye, bir, Hamidiye mi? İsim Hamidiye, olarak. İsim olarak Hamidiye. Hanım ismi. Evet. Onu biz de bilmiyorum. Yok, ben duydum. Acaba bilmiyorum anlaşılmıyor.